Clicker sorusu için son 10 saniye. Başarı oranı %76. Sanırım kötü değil. Ama %100 olmalıydı. Eşdeğerlik noktasını geçtikten sonra zayıf asitin tamamı eşlenik bazına dönüşür. Buradaki zayıf asittir. Bu nedenle eşlenik bazı da zayıf olacaktır. Çözeltinin bazik olmasına yaptığı katkı çok fazla değildir. İlave edilen kuvvetli bazla karşılaştırıldığında etkisi çok düşüktür. Ortamda zayıf baz olmasına rağmen bu noktada tam bir kuvvetli baz problemidir. Bu soruyu eşdeğerlik noktasına geçtikten sonra kaç mililitre kuvvetli baz ilave edildiğine bakarak hesaplayabilirsiniz. Önce mol sayısını hesaplarsınız. Sonra bu sayıyı toplam hacme bölerek kuvvetli bazın derişimini belirlersiniz. Bu sınavdaki problemlerden birine çok benziyor. İlginç olduğunu düşündüğüm bir şey var. Pek çoğunuz zor soruları daha iyi yapıyor. Buna karşılık bunun gibi kolay soruda başarılı değilsiniz. Finalde en az bir tane asit baz titrasyon sorusu olacak. Kolay ve zor sorularda ne yapacağınızı göreceğiz. Zor soruları iyice öğrenmişsiniz. Bakalım kolay soruların nasıl yapıldığını öğrenebildiniz mi? Finalde göreceğiz. Pekala, bugün geçiş metallerine devam edeceğiz. Kristal alan teorisi ve manyetizma konularını görüyorduk. Bugünün notları elinize geçmiş olmalı. Ayrıca orbitallerin ve koordinasyon bileşiklerinin modellerini yapmak için bazı malzemeleriniz olmalı. Bunlar çerez değil. Daha sonra abur cubur olarak değerlendirebilirsiniz. Ama şimdilik model seti. Şimdi sizi bazı terimlerle tanıştırmak istiyorum. Bugünkü dersin sonunda bunları geri döneceğiz. Sonra koordinasyon bileşiklerinin şekillerinden bahsedeceğiz. Evet, manyetizma. Son kez sınavdan önce konuşmuştuk. Hatırlarsınız, yüksek spin, düşük spin, eşleşmiş elektronlar, eşleşmemiş elektronlardan bahsetmiştik. Eşleşmemiş elektron içeren bileşikler paramanyetik bileşiklerdir ve manyetik alan tarafından çekilirler. Tüm elektronları eşleşmiş bileşiklere diamanyetik bileşikler adı verilir ve bu bileşikler manyetik alan tarafından itilir. Bir koordinasyon bileşiğinin paramanyetik ya da diamanyetik olduğunu söyleyebiliriz. Bileşiğin manyetik özelliği koordinasyon bileşiklerinde d orbitallerinin elektron dizilişi hakkında bilgi verir. Ayrıca geometrisi hakkında da bir şeyler söyler. Dersin sonunda çeşitli geometrilerdeki orbital enerjileri hakkında konuşacağız. Bir metalin çevresindeki geometri ile niçin ilgileniyoruz? Bir metal merkezi içeren proteinlerde metalin geometrisi çok önemlidir. Bir örnek verelim. Çevremizdeki karbon monoksit ve karbondioksit gazlarını uzaklaştırmak için katalizörlere ihtiyacımız vardır. Bazı metal kofaktörü ve proteinler bunu doğal olarak yaparlar. Doğadan bu gazları uzaklaştırmak için insanlar bunların tepkimelerini taklit etmeye çalışır. Bazı mikroorganizmalar çok muhteşemdir. Buradaki mikroorganizma kısaca karbon monoksitle yaşar. Alternatif enerji kaynaklarını bilirsiniz ama bunların yaptıkları gerçekten çılgın bir şey. Bu bakterileri büyük fıçılarda üretebilirsiniz ve içine karbon monoksit pompaladığınızda yaşasın yiyecekler. Çoğalırlar ve karbon monoksit içeren bu ortamda çok mutludurlar. Benzer şekilde karbondioksitle yaşayan mikroorganizmalar da vardır. Enerji kaynağı olarak karbonu karbondioksit şeklinde kullanırlar. Bu organizmalarda metal içeren enzimler vardır. Bu metal merkezler bu organizmaların sera gazları ve çevreyi kirleten maddelerle yaşamasını temin eder. İnsanlar bu mikroorganizmaların bunu nasıl yaptığını anlamak ister. Mikropların her yıl atmosferden yaklaşık
100 milyon ton karbon monoksit uzaklaştırdığı tahmin edilmektedir ve sera gazlarından yılda 1 trilyon kilogram asetat üretirler. Bu enzimler ve katalizörler neye benzer? Bu tepkimeleri yapan metal klasterleri neye benzer? Bu neye benzediğini gösteren kaba bir modeldir. Belli bir geometride içlerinde demir, kükürt, nikel olduğu düşünülüyor. Ama nikelin nerede ve nasıl koordine olduğu bilinmiyor. Klasterın 3 boyutlu yapısından önce paramanyetik mi yoksa diamanyetik mi olduğunu belirlemeye çalışırlar. Bu nedenle farklı koordinasyon geometrileri hakkında konuşacağız. Ve bu geometrilere bakarak eşleşmiş ve eşleşmemiş elektron sayısının kaç tane olduğunu belirleyeceğiz. Özetle kristal alan teorisi, geçiş metal komplekslerinin özelliklerini, kompleksin manyetik özelliğini esas alarak açıklamaya çalışır. Geometrileri düşünmeye yardımcı olması için bu modelleri kendi adıma çok yararlı buluyorum. Herkes elimde gördüğünüz büyük modellere sahip olamaz. Ama herkesin her geometriden kendine ait küçük modelleri olabilir. Bunları kendiniz yapabilirsiniz. Kendi modelinizi oluşturmak için D orbitallerini temsilen bu küçük marshmallowları kullanabilirsiniz. Ayrıca bu küçük şekerlemeleri koordinasyon komplekslerinin yapımında kullanabilirsiniz. Yapacağınız şey bu mini marshmallowları bir araya getirip farklı setler yapmak. Burada jelibon yani gumdrop yazıyor. Bu yıl jelibon yok. Burada değiştirdim ama slide'da değiştirmeyi unutmuşum. Onun yerine mini marshmallowlarımız var. Doktor Taylor dışarı çıktı ve bu deneyi yapmak için yeterli miktarda jelibon satın almaya çalıştı. Ama buralarda sadece 300 jelibon bulabildi. Bunun yerine bugün mini marshmallowları kullanacağız. Ama bu size bir fikir verebilir. Bir tane kürdan alıp dese kare orbitalini yapabilirsiniz. Ortada bir halka ve z ekseni üzerinde iki tane lob. Sonra diğer orbital setleri için iki tane kürdan alıp uçlarına dört tane mini marshmallow koyabilirsiniz. Elimde gördüğünüz gibi. Bu modeli diğer d orbitalleri için de kullanabiliriz. Çünkü bu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak diğer D orbitallerini de temsil edebilir. Bir tane bundan yapın. Bir tane de DZ kare modeli. Bu orbital setleriyle ne yapacağız? Belli bir geometride belli pozisyonda olan ligantlar bizim orbitallerimizle nasıl çakışacak onu düşüneceğiz. İtme kuvvetleri büyük mü yoksa küçük mü olacak? Marshmallow'u ya da jelibonu olmayan var mı? Lütfen elinizi kaldırın. Yedeğimiz var. Bir asistan size yardım edebilir. Pek çoğunuzun var. Peki, devam edelim ve D orbitallerini yapmaya başlayalım.
Pekala. İki orbitalinizi de tamamladıysanız oktaedral kompleks yapmaya başlayabilirsiniz. Geometri setinizde büyük bir jelibon var. Bu sizin merkez atomunuz olacak. 6 tane küçük jelibonları ise ligand yani negatif nokta yük olarak kullanacaksınız. Elimde gördüğünüz oktaedral yani 8 yüzlü geometri yapmaya çalışın. Pekala. Siz bunu bitirirken sınavdan önce üzerinde konuştuğumuz genel tekrarı yapacağım. Şimdi yaptığınız bugünün ders notlarında yok. Bu konuları zaten geçmiştik. Fakat bazen fark ettim ki ortada bir sınav olduğunda bilgilerinizi tazelemek gerekli. Sınavdan önce ne olduğunu hatırlamak zor. Bunları düşünmeniz için artık yeni modelleriniz var. Sınavdan önce oktahedral geometriyi konuşmuştuk ve küresel durumla karşılaştırmıştık. Küresel durumda ligandlar metalin etrafında simetrik ve homojen olarak dağılmıştır ve tüm d orbitalleri eşit miktarda etkilenir. Eğer ligandları metalin etrafında belirli bir yerde tutarsanız d orbitalleri farklı şekilde etkilenecektir. Eğer yaptığınız dz kare orbitalleriyle yaptığınız oktahedral geometriyi çakıştırırsanız, z ekseni üzerindeki ligandların dz kare orbitallerini iteceğini kolayca görebilirsiniz. Buradaki itme oldukça fazla olacaktır. Ligantınız z ekseni üzerinde, d orbitali de z ekseni üzerindedir. Negatif nokta yükler doğrudan orbitale yönelmiştir. Peki, diğer orbital modelini dx kare eksi y kareyi alalım. Bu orbitalin lobları x ve y ekseni üzerindedir. Oktahedral modelin xy eksenleriyle bu dx kare eksi y kare orbitalinin eksenlerini çakıştıralım. D orbitalleriyle ligandlar aynı doğrultuda olacağından itme kuvveti oldukça fazladır. Bunun tam tersine dxy, dyz ve dxz orbitalleri eksenlerle 45 derecelik açı yapmıştır. Ligandlar eksenler üzerinde ama orbitaller eksenler arasında ve 45 derecelik bir açıda durmakta. Bunlara bir arada baktığınızda ligandların doğrudan bu orbitallere yönelmediğini görebilirsiniz. Orbitaller eksenler üzerinde değil. Ama ligandlar eksenler üzerinde. Bu nedenle itme kuvveti küçük olacaktır. Dx kare eksi y kare ve dz kare orbitallerinde itme kuvveti fazladır. Bu orbitaller eş enerjilidir ve enerjileri daha yüksektir. Diğer taraftan dyz,
dx'e ve dxy orbitallerinde itme kuvveti küçüktür. Bunlar da eş enerjilidir. Diğer iki orbitale göre daha kararlıdır. Yani enerjileri daha düşüktür. Geçen derste bunlardan bahsetmiştik. Ayrıca yarılma diyagramına bakmıştık. D orbitallerinin ortalama enerjisine baktık. Dx kare eksi y kare ve dz kare daha fazla enerjiye, diğer 3 orbital ise daha düşük enerjiye sahipti. Şimdi farklı geometrilerde neler olacağına bir bakalım. Oktahedral yani 8 yüzlü geometriyi kare düzlem geometriye çevirebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağım? Yukarıdakini ve aşağıdakini alalım. Böylece kare düzlem yapı elde ettik. Şimdi 4 yüzlü yani tetrahedral kompleksi yapmaya çalışalım. Burada 4 yüzlü geometrinin bir örneği var. Ortaya büyük, etrafına küçük jelibonları koyabilirsiniz. 4 yüzlü geometrideki açı nedir? 109,5 derece. Devam edin ve 4 yüzlü geometriyi yapın. 0,5 derece için endişe etmenize gerek yok. 109 derece yapabilirseniz gayet başarılısınız demektir. Dört yüzlü kompleksleriniz nasıl oldu? Buna benzedi mi? Dört yüzlü geometriyi nasıl düşüneceğinizi tarif etmek istiyorum. Dört yüzlü geometride x ekseni içeri ve dışarı doğru, y ekseni böyle, z ekseni yukarı doğrudur. İçeride ve dışarıda birer ligand var. İkisi de düzlem üzerinde. X, Y, Z koordinat sistemine göre dört yüzlü geometri bu şekildedir. Dört yüzlü komplekslerde D orbitallerindeki yarılma farklı olacaktır. Ayrıca bu yarılma miktarı 8 yüzlü geometriye göre daha düşüktür. Çünkü bu ligandların hiçbiri orbitallerle aynı doğrultuda değildir. Peki, 4 yüzlü geometride hangi orbitallerin en çok etkileneceğini düşünelim. Dz kare orbitaline bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Ligandlar dz kare orbitaline doğru mu yönelmiş? Hayır. Peki dx kare eksi y kare bunun için ne düşünüyorsunuz? Hayır. Peki, dxy, dyz, dxz için? Daha çok etkilenir. Dört yüzlü modelinizi koordinat sistemi üzerine yerleştirirseniz ve d orbitallerinizi ekseni 45 dereceye getirirseniz, tam olarak çakışmasalar da eksenler üzerindeki orbitallere göre birbirlerine daha yakın olduğunu görebilirsiniz. Dört yüzlü geometride orbitaller 8 yüzlü geometriye göre tam zıt yönde yarılırlar. Oktahedral sistemde ligandlar eksenler üzerindedir.
ve eksen üzerindeki dx kare eksi y kare ve dz kare orbitalleri daha çok etkilenir. Tetrahedral sistemde ligandlar eksenler üzerinde değildir. D orbitalleri de eksenler üzerinde değildir. Çok etkilenmezler. Bu etkilenme çok fazla değildir. Bu nedenle yarılma enerjisi bu geometride daha küçüktür. Dört yüzlü sistemde oktahedral durumun tam tersi olur. Bunları saklayın. Daha sonra gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olabilir. Dört yüzlü geometrilerde eksi nokta yüklü ligandlar ile açıortaylar doğrultusundaki d orbitalleri arasındaki itme kuvveti eksenler üzerindeki d orbitallerine göre daha fazladır. Burada dx kare eksi y kare ve dz kare aynı enerjiye sahip, yani eş enerjilidir. Dyz, dxz, dxy orbitalleri de aynı enerjiye sahiptir. 400'lü ve 800'lü geometrilerde eş enerjili orbital setleri aynıdır. Fakat farklı şekilde etkilenirler. Şimdi enerji diyagramlarına bakalım. 800'lü sistemle 400'lü sistemin orbital enerjilerini mukayese edelim. 800'lü sistemde 2 orbitalin enerjisi yüksek, 3 orbitalin enerjisi düşüktür. Bu iki set arasındaki yarılma enerjisi delta O ile gösterilmiştir. O burada oktahedrali simgeler. Tetrahedral sistemde bu enerji farkı delta T olarak gösterilir. T tetrahedralin T'sidir. Tetrahedral ve oktahedral geometrilerde enerji yarılmaları birbirinin tam zıttıdır. Oktahedralde kararsız olan orbitaller tetrahedral geometride daha kararlıdır. Diğer taraftan oktahedral geometride kararlı olan ve eksenlerle 45 derecelik açı yapan 3 orbital, çünkü ligandlarla aynı doğrultuda değil, tetrahedral sistemde daha yüksek enerjiye sahiptir. Bu iki sistem birbirinin tam tersidir. Bunların sembolleri de vardır. Oktahedraldeki EG kısaltması tetrahedralde sadece E olarak gösterilir. Kitapta bir yerde E2 olarak geçmiş ama diğer tüm yerlerde E olarak kullanılmış. E2 gösterimi yanlışlıkla yazılmış. Sadece E'yi kullanın. T2G ise tetrahedral sistemde T2 olarak gösterilir. Orbitallerin simetrik gösterimlerinde böyle küçük farklılıklar bulunmaktadır. Burada vurgulamak istediğim başka şey şudur. Kristal alan yarılma enerjisi delta T her zaman delta O'dan daha küçüktür. Çünkü tetrahedral geometride ligandlar orbitallere doğru yönelmemiştir. Enerji düzeylerinin birbirine yakın yazılmış olma nedeni budur. Bu nedenle çoğu tetrahedral bileşik yüksek spinlidir. Bu derste tamamını yüksek spinli kabul edebilirsiniz. Zayıf alanda orbital setleri arasındaki enerji farkı büyük olmaz anlamına gelir. Tekrar edeyim. Orbitallerin enerjisinin ne kadar yükseldiğini ve ne kadar düştüğünü bulmak için toplam enerjinin korunması gerektiğini bilmeliyiz. Oktahedralde 2 orbitalin enerjisi artı 3 bölü 5 kadar artmış, 3 orbitalin enerjisi eksi 2 bölü 5 kadar azalmıştır. Tetrahedral geometride ise 3 orbitalin enerjisi 2 bölü 5 oranında artmış, 2 orbitalin enerjisi ise 3 bölü 5 oranında düşmüştür. Yani oktahedral sistemin tam tersidir. Tetrahedral sistemin sürekli zayıf alan olması dışında İki sistem birbirinin tam tersidir. Şimdi bir örneğe bakalım ve krom atomunu düşünelim. Daha önce yaptığımız gibi önce D elektron sayısını buluyoruz. Burada krom artı 3'tür. D elektron sayısı kaçtır? Kromun grup numarası nedir? Burada periyodik çizelge var. D elektron sayısı kaçtır?
6 eksi 3 D3 sistemi. Tetraedral sistemde bu 3 elektronu nasıl yerleştiririz? Bu clicker sorusudur. Elektron dizilişleri farklı olduğu gibi d orbitallerinin isimlendirmesi de farklıdır. Dikkat edin. Son 10 saniye. Evet, çok güzel. %80. Şimdi soruya bakalım. Aşağıda dx kare eksi y kare ve dz kare orbitalleri var. Yukarıda ise dxy, dxz, dyz orbitalleri var. Tetraedral sistemde eksenler üzerinde olan orbitaller diğerlerine göre daha az itme etkisi altındadır. Elektronları yerleştirelim. Aşağıdan başlıyoruz. Soru şu. Şimdi elektronları aşağıya mı yerleştirelim yoksa yukarıya mı? Cevap yukarıya çıkmak. Bunun neden doğru olduğunu söyleyecek biri var mı? Evet. Çünkü yarılma enerjisi çok düşük. Şunu düşünmemiz gerekir. Zayıf alanda orbitalleri bir üst enerji düzeyine çıkartmak çok fazla enerji gerektirmez. Ancak yarılma enerjisi çok büyükse elektronlar yukarı çıkmak yerine eşleşmeyi tercih eder. Bu daha az enerji gerektirir. 400'lü sistemde yarılma enerjisi her zaman çok düşüktür. Elektronları bütün orbitallere önce tek tek yerleştiririz, sonra eşleştiririz. 400'lü sistem 800'lü sistemdeki zayıf alana benzer. Çünkü 800'lü sistemde zayıf alanda yarılma enerjisi düşüktür. Tetrahedral sistemde hiçbir ligand orbitallere doğrudan yönelmemiştir. En büyük fark budur. Bunu yaptık. Şimdi Dn elektron dizilişini yazalım. Buraya ne koyacağım? Önce ne koymalıyım? Önce E yazarız. Sonra ne? 2. E orbital setinde 2 elektron var. Sonra T2 orbitali. Sadece 1 elektron var. Bu Dn elektron dizilişidir. Ayrıca kaç tane eşleşmemiş elektron olduğunu da soruyorum. Üç tane eşleşmemiş elektron. Pekala. 400'lü geometrileri yapmak çok zor değil. Belki de en zor kısmı 400'lü kompleksleri elinizle yapabilmek. Şimdi kare düzlem geometriye geçelim. Elinizde kare düzlem geometriye ait modeller var. Elimdeki daha büyük. Ona bakalım. Gösterdiğim x ekseni. Üzerinde önde ve arkada iki ligand var.
Y ekseni üzerinde de iki ligand var. Toplam 4 ligand oldu. Gördüğünüz gibi Z ekseni üzerinde ligand yok. Peki, bunlardan hangisinin en yüksek enerjiye sahip olmasını beklersiniz? Sizce en kararsız orbital bunlardan hangisidir? Şimdi küçük modellerinizi elinize alın. En kararsız olan, yani en yüksek enerjiye sahip orbital hangisidir? D, x kare, eksi y kare. Peki, bundan sonraki hangisidir? D, x, y. Bu ikisi en yüksek enerjili orbitallerdir. D, x kare, eksi y kare orbitalinin enerjisi D, x, y'den daha fazladır. Çünkü hem ligandlar hem de orbitaller eksenler üzerindedir. Bunların hepsine bir göz atalım. 800'lü geometride D, x kare, eksi y kare ve dz kare orbitalleri eş enerjilidir. Kare düzlem geometride ise z ekseni üzerinde ligand yoktur. Bu nedenle dz kare orbitalleri ile arasındaki itme kuvveti çok düşüktür. Ama D, x kare, eksi y kare için itme kuvveti hala çok fazladır. Şimdi enerji diyagramına bakalım. Sanırım elinizdeki ders notlarında bir sonraki sayfada. Ben hepsini bir arada gösteriyorum. Burada dx kare eksi y kare diğerlerine göre daha kararsız. Yani enerjisi daha yüksek. Dz kare ise daha düşük enerjiye sahip. Kararlı olması beklenen bir durum. Çünkü onu kararsız kılacak bir durum yok. Geri dönüp bunlara tekrar bakalım. Bundan sonra dx y'nin geleceğini söylemiştiniz. Bu oldukça iyi bir tahmin. Çünkü itme kuvveti z bileşenine sahip diğer iki orbitale göre daha fazladır. İtme kuvveti dx kare eksi y kare orbitaline göre daha düşüktür. Ama dz kare orbitalinden fazladır. Burada dyz ve dxz orbitalleri diğerlerine göre daha kararlıdır. Enerjileri biraz daha düşüktür. Enerjilerin yeri biraz değişebilir ama önemli olan nokta şudur. En yüksek enerjili olan dx kare eksi y kare orbitalidir. İkinci sırada dxy vardır. Burada orbitallerin enerjilerinin ne kadar yükseldiğini veya düştüğünü 3 bölü 5 ve 2 bölü 5 gibi hesaplamayacağız. Çünkü bu sistemde çok karmaşıktır. Orbitallerin enerji sıralamasını bilmeniz yeterlidir. Sayısal değerlere gerek yok. Üç farklı geometri üzerinde düşündük. 800'lü, 400'lü ve kare düzlem. Size verdiğim herhangi bir geometriyi doğru bir şekilde gözünüzün önüne getirebilmelisiniz. Geometriyi ve eksenlerini, z ekseninin nerede olduğunu söyleyebilmelisiniz. Hangi orbital grubunun en kararsız veya en kararlı olduğunu söyleyebilmelisiniz. Pratik yapmak için buradaki geometriyi niçin denemiyorsunuz? Burada kara piramit geometri çizilmiş. Ayrıca x, y ve z eksenleri gösterilmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söyleyin. İsterseniz yardımcı olması için elinizdeki kara düzlem modelleri kara piramide dönüştürebilirsiniz.
Son 10 saniye. Güzel. Bu soruda çok başarılısınız. İlk iki seçenek doğruydu. Dzkare'yi düşünecek olursak, kara piramitte z ekseninde bir ligand var. Bu nedenle bu orbital kara piramitte kara düzleme göre daha kararsız, yani daha yüksek enerjili olacak. Çünkü kara düzlemde z ekseninde ligand yok. Sonra z ekseninde bileşeni olan orbitaller biraz daha fazla etkilenecek. Fakat C şıkkı doğru değil. E şıkkında ise yukarıdaki tüm seçeneklerin doğru olduğu söyleniyor. Dolayısıyla o da doğru değil. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Z ekseni boyunca doğrusal bir komplekste ne olur? Burada en fazla enerjiye sahip olan orbital hangisidir? Gibi sorular karşınıza çıkabilir. Problem setinizde bunlardan birkaç tane var. Şimdi öğrendiklerimizi bir araya getirelim ve manyetizmayı yeniden konuşalım. Dersin başında da söylediğim gibi manyetizma bileşiğin geometrisini bulmak için kullanılır. Şimdi bunun nasıl olduğunu gösteren bir örnek vereyim. Elimizde nikel artı 2 sistemi olsun. Bu bir D8 sistemidir. Grup numarası 10. 10 eksi 2 eşittir 8. Diamanyetik özellik gösterdiği bulunmuş. Bu diyagramları kullanarak geometrinin oktahedral mi, tetrahedral mi yoksa kare düzlem mi olduğunu tahmin edebiliriz. Bu bilgilere dayanarak geometri hakkında fikir yürütebiliriz. Doğru cevabın ne olduğunu düşünelim. D8 sistemimiz var. Önce 8 yüzlüyü düşünelim. Elimizde iki seçenek var. Bu durumda hangisi olur? Zayıf alan veya kuvvetli alana göre elektron dizilişi değişir mi? Elinizdeki notların üzerine yazın ve bunun doğru olup olmadığını söyleyin. Her iki yolu da düşünün. Bir fark var mı? İki yoldan da aynı sonucu elde edersiniz. Eğer zayıf alan ise ilk 3 elektronu yerleştirdikten sonra 3 seviyeye çıkarsınız. Oraya da birer elektron yerleştirdikten sonra aşağıdaki elektronları eşlersiniz. Kuvvetli alansa önce aşağıdaki elektronları eşleyip sonra yukarıya birer elektron yerleştirirsiniz. Her iki şekilde de aynı diyagramı elde edersiniz. Zayıf alan veya kuvvetli alan fark etmez. Bunun neye benzediğini öğrendik. Peki, kare düzlem için ne dersiniz? Elektronları buraya yerleştirelim. En alttan başladık. Eşleştirerek yukarı doğru çıkabiliriz. Burada atlama yapmak gibi bir endişemiz yok. Böylece 8 elektronu da yerleştirdik. Aşağıdaki orbitaller birbirine daha yakın. Bunların hepsini doldurduk ama zorunlu olmadıkça dx kare eksi y kareye elektron yerleştirmeyin. Çünkü kara düzlemde bu orbitalin enerjisi çok yüksektir. Önce elektronları düşük enerjili orbitallere yerleştirip eşleştirmeliyiz. Farklı yollardan yapsak da sonunda aynı elektron dizilişini elde ederiz. En yukarıya çıkmadan önce alttaki bütün elektronlar eşleşmiş olmalı. Bu kara düzlemdir. Pekala, 400'lü sistem için ne dersiniz? Orbitalleri nasıl dolduracağız? Önce elektronları eşleştirmeli miyiz? Yoksa her bir orbitale birer birer mi yerleştirmeliyiz? Birer birer yerleştirmeliyiz. Bu zayıf alandır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde yerleştirin.
Bunlar paramanyetik mi yoksa diamanyetik mi diye düşünelim. 800'lü için nedir? Paramanyetik. Eşleşmemiş elektronlar var. Peki kare düzlem için? Diamanyetik. 400'lü için? Paramanyetik. Eğer deneysel veriler enzimin merkezindeki nikelin diamanyetik olduğunu söylüyorsa ve bu üç geometriden birini seçmeye çalışıyorsak bu yapı kare düzleme benzer. En iyi tahmin budur. Size bir kare düzlem örneği göstermek istiyorum. Burada nikelin etrafındaki geometri kare düzlemdir. Nikele bağlanmış ligantın 4 tane verici atomu aynı düzlemde bulunmaktadır. Karbon monoksit ve karbondioksitle yaşamın içindeki kompleks budur. Evet, bunlar farklı geometriler. Bunları öğrendiniz. Pazartesi günü koordinasyon bileşiklerinin renklerini konuşacağız. Bunların farklı geometriler ile ilişkisini göreceğiz. Eşleşmiş ve eşleşmemiş elektronlar, kuvvetli alan, düşük spin, zayıf alan, yüksek spin. Bunlar hakkında konuşacağız. Herkese iyi tatiller.